Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tiramisu tarifi yapacağız. Tarife ait tüm püf noktaları ve detayları bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi geçelim tarife, buyurun. Öncelikle 1 litre sütü tencereme alıyorum. İçine 4 yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyorum. Eğer yemek kaşığınızı silme kullanırsanız 5 yemek kaşığı kullanmanız gerekiyor. 2 tane yumurta sarısı ilave ediyoruz. Bunları tel çırpıcıyla çırpıyorum kıvam alana dek. Tamamen homojen olduktan sonra 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker miktarı size az gelebilir. Çünkü labne peyniri de girecek işin içine. 1,5 şeker, 1,5 bardak kullanabilirsiniz. Fakat bizim için yeterliydi. Ben ilave etmedim. Muhallebi bu kıvama gelince ocaktan alabilirsiniz. Evet, pişen muhallebinin içine bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum artık. Ilık hale gelen muhallebimin içine bir paket labne peyniri 300 gram kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta 400 gram da kullanabilirsiniz. Çünkü muhallebi fazla olduğu için lezzeti açısından güzel olur diye düşünüyorum. Muhallebi ve labne peyniri tamamen homojen olmadık çırpıyorum. Şimdi borcamımın içine bu şekilde bir dikdörtgen pasta aparatı ekliyorum, koyuyorum. Direkt borcamın içine de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde kenarları düz olsun istedim. Bu sefer böyle yapmak istedim. Şimdi kahveli karışımı hazırlayalım. 1 kupa sıcağa yakın su, 1 yemek kaşığı kahve ekliyorum, hazır kahve. 1,5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bunları karıştırıyorum ve bisküvilerimi ıslatarak kalıbımın içine diziyorum. Evet, bisküvilerimi tamamen dizince birinci katı muhallebimin tam yarısını bisküvilerin üzerine ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Tamamen dümdüz olunca ikinci kat bisküvileri çıkacağım. İkinci kat bisküvi için bir kupa daha sıcak suyun içine kahve katarak tekrardan bir karışım yaptım. Çünkü o bir kat için yeterliydi. Ben tarifi 2 ölçü olarak yazacağım bunu. 2 paket bisküvi yeterli geliyor. 5-6 tane artmış oluyor içinden. Bu şekilde ikinci kat bisküvilerimi de döşedikten sonra kalan muhallebiyi yine bisküvilerin üzerine döküyorum. Evet, bu ölçü büyük boy borcam için. Ölçüyü yarıya düşürüp biraz daha küçük boy bir tiramisu yapabilirsiniz. Ama biz kalabalık olduğumuz için gayet yeterli geldi bizim için. Kalabalık bir yere götürdüm ben bu tatlıyı hazırlayıp. Şimdi 4-5 saat dinlenmesi için bunları buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabından çıkardım. Birer tatlı kaşığı kakao ve Türk kahvesini karıştırdım. Onları şimdi tel süzgeç yardımıyla tatlımın üzerine eleyeceğim. Ben bu tatlıyı yapıp anneme getirdim arkadaşlar. Yemek sonrası çay saatinize eşlik etsin istedim. Yiyen herkesten çok tam not aldı, herkes çok beğendi. O yüzden tarifimi gözü kapalı denemenizi tavsiye ediyorum. Kalıptan çıkarmak için kalıbın kenarlarını şöyle bir bıçakla geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bu pasta kalıbında yapmasanız da olur. Borcamlı da yapabilirsiniz. Aynı sonucu alırsınız, hiç merak etmeyin. Kalıbı
Kalıbı dikkatlice çıkarıp kenara alıyorum. Ve tatlımı şu an kıvamı gerçekten çok güzel. Bir gece beklemediği halde kıvamı beni çok memnun etti. Çok çok güzel dolmuş ve harika olmuş. Bir gece de beklese, daha uzun süre beklese dolapta eminim lezzeti kat kat artacaktı. Vaktiniz varsa bekletin. Ama sabahtan yapıp akşam gelen misafirinize de ikram etmek oldukça güzel bir yöntem. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videolarıma yine beğeni ve yorum yapmanızı rica edeceğim. Tariflerimi denerseniz de çok çok mutlu olurum. Yepyeni videolarda, yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.